İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Çukurova Gazetesi. Bay Limonatacı kararlı. Mersin'de bir limonata fabrikasının açılması konusunda çalışmalarına devam eden ve Bay Limonatacı diye anılmaya başlanan Fatih Alkar. Sonuna kadar da biz bu işin peşinde olacağız. Hiç kimse bizim öğrenilmiş çaresizlikle bir yerlerde durmamızı beklemesin. Biz bunu başaracağız dedi. Karı koca kavgasının mağduru çocuklar oldu. Mersin'de dil kursu sahibi çiftin 2012 yılından bu yana süren boşanma davasının mağduru çocuklar oldu. Mersin Kadın Gazetesi. O baba için 16 bin imza. Adana'da kızına tecavüz ettikleri sürülen şahsı öldüren babanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi tarafından affedilerek serbest bırakılması için başlatılan imza kampanyasına 16.228 vatandaşın katıldığı öğrenildi. İki kız arkadaşı taciz eden sanıklar serbest bırakıldı. İzmir'in Konak ilçesinde iki kız arkadaşı taciz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şahıslar serbest bırakıldı. Mersin Gazetesi. Mavi Bayrak Kız Kalesi semalarında. Mersin'de halk plajının ilk mavi bayrağını Kız Kalesi sahili alırken mavi bayrağı göndere Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz çekti. Davultepe'nin ciğeri için protesto. Son zamanlarda satılıp imara açılacağı iddia edilen Gümüşkum Tabiat Parkı için bir araya gelen vatandaşlar, Davultepe'nin ciğerini yakmayın ve karetta karettaların yuvalarını yakmayın diyerek özelleştirmeleri protesto etti. Haberci Gazetesi. Yetki alamadı. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesindeki rant iddiaları nedeniyle Büyükşehir Meclisi Başkan Kocamaz'a ortaklık yetkisi vermedi. Silifke ücretli otoparkla tanışıyor. Silifke Belediyesi şehir merkezinde gelişigüzel araç parklarının önüne geçmek ve trafiğin rahatlatılması amacıyla bazı caddelerde ücretli otopark uygulamasını hayata geçirecek. Hakimiyet Gazetesi. Yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Mersin'in Erdemli ilçesinde 19 ülkeden 28 ormancının katıldığı yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Nefes kesen tatbikatta Türk ormancıların köpük şovu ilginç görüntüler oluşturdu. Tarsus'ta örnek proje. Mersin'in Tarsus ilçe belediyesi tarafından güneş enerjisi santrali yapımı için şimdiye kadar 3 ihale gerçekleştirilirken, projeler bittikten sonra belediye kendi elektriğini kendisi üreterek yılda 3 milyon lira tasarruf yapacak. Güney Gazetesi. Simit arabaları engellilerin iş umudu oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İşkur İşbirliği ile hayata geçirilen Simit Arabam Engel Tanımam projesiyle ekonomik olarak durumu iyi olmayan, çalışamayan 25 ortopedik engelliye simit arabası dağıtıldı. FETÖ'nün bölge ablası ve mahrem imamı yakalandı. Mersin'de FETÖ PDY soruşturması kapsamında biri sözde büyük bölge ablası, biri mahrem imam olduğu iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.